Stüdyomuzda Ordulu Grup Tek konuğumuz, ikinci albümleri piyasada olan Grup Tek'in albümü hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bizler Ordulu Grup Tek, Zülfiye Erdoğan Şahin. Yöresel sanatçılarız ama aslında ulusal sanatçıyız. Elimizden geldiği kadar ordumuzu, yöremizi tanıtmaya çalışıyoruz. Kıyafetimizle, yaptığımız türkülerle, orduya birkaç tane türküler yaptık. Horon bazında olsun, karşılama bazında olsun, oyun havası bazında olsun. Orduyu anlatacak güzel türküler de yaptık Erdoğan Bey'le beraber. Şimdi de ikinci albümümüz olan Gurbet El Boztepe albümündeki Gurbet El türkümüze klip hazırlığı yapacağız Allah'ın izniyle inşallah. Onun buradan bir duyurusunu yapacağız. Bizler sadece buradan şunu istiyoruz. Ordu halkından ve önder insanlardan diyoruz. Sadece sanatçılarına sahip çıksınlar. Peki kaç yıldır müzik piyasasının içindesiniz? Erdoğan Bey tabii ki benden daha önce başlamış bu iş ama ben 12-13 yıldır bu işin içindeyim. İkinci albümümüzü çıkardık. Gerçekten ya emek verdik bu işe, emek veriyoruz. Bu işten gelirimiz, çocuklarımızı bu işle okutuyoruz. Müzikten gelen maddiyatla bu çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz. Seviyoruz türkü söylemeyi, memleketimizi seviyoruz. Ve yöresel kıyafetlerimizle. Yani ben seviyorum böyle doğal gözükmeyi, doğal olmayı. Yani abiye giymeyi, işte sanatsal kendini göstermeyi herkes yapıyor. Ama bu şekilde olmak ayrı bir ayrıcalık. Ve bir de ordumuzu seviyoruz. Ben annemin giydiği elbiseleri giymekten gurur duyuyorum. Çünkü benim annem, kayınvalidem hala bu kıyafetleri giyer. Biz niçin giymeyelim? Neden giymeyelim diye düşünüyorum yani. Siz de yöresel kıyafetler giymişsiniz Erdoğan Bey. Bunun hikayesinden bahseder misiniz bize? Neden böyle giyiniyorsunuz? Biz yöresel kıyafet giyiniyoruz çünkü benim mesleğim turizmcilik. Ben turizmden geldiğim için Ordu tanıtımına bir sanatçı sesiyle, sanatıyla, kıyafetiyle, yöresiyle ve töresiyle tanıtım yapmak zorunda. Şimdi Zülfiye Hanım da bahsetti biraz önce. İkinci albümün birinci türküsü olan Gurbet El türküsünü de ben yıllarca işimden ayrı gurbette kaldım. Ve ordumuzun da aşağı yukarı %70'inin diyebilirim ki yarısından fazlası gurbetçi. Yani bir ordu kadar da bir ordu dışarıda olduğunu biliyoruz. Bunu kamuoyunda herkes bunu biliyor. O yüzden Gurbet El türküsü niye, nasıl bir şey oldu? Bunu dile getirdim. Söz müziği bana ait. Çok güzel bir eser oldu. Bir de Zülfiye Hanım'ın onu biz düet olarak okuduk karşılıklı. İşte Zülfiye Hanım diyor ki bana sen gitme, çalışmaya, gurbete gitme. Biz burada soğan ekmek de yeriz, yaşarız diyor ama hayatın ne olduğu belli. Çocuklar şimdi bir de eskiden böyle bir önlem yoktu. 5 çocuk olmuş. Klipte öyle olacak çünkü. Biraz da senaryosundan bahsedelim. İşte 5 çocuğu bakmak bir oradaki köydeki işte olmuyor. Ama ben gurbete gitmek zorunda olduğumu, o da gitme diyor. Karşılıklı böyle atışıyoruz. Atışıyoruz derken de böyle türkü bazında, yani atma türkü bazında atıyoruz. Şimdi de ona bir klip çekeceğiz. Daha önce biz Ordu'nun birinci albümde, şu Ordu'yu gördün mü albüm türküsüne klip çektik. O zamanları imkanlarla çektik, yayınlandı. Çok da güzel oldu. Bugün YouTube'da her yerde görebilirsiniz. Ayrıca şimdiki türkümüzü Gürgentepe ilçesine çekmeyi istiyoruz. Yani bir Gürgentepe olarak kendi ilçemizde çekmeyi istiyoruz. Onunla ufak tefek görüşmeleri yaptık. Buradan ne bileyim belediye başkanlarımızın haberleri var. Gürgentepe Belediye Başkanı'nın haberi var. İş adamlarımızın haberi var. Muhtarlarla bir istişare ettik daha önce. Neden olmasın? Çünkü Gürgentepe kar, kıyamet, 6 ay yaz, 6 ay kış olan memleket. Çünkü o en fazla göç veren ilçelerden bir tanesi. Gölköy, Mesudiye, işte kırsal alandaki olan bunu dile getirmek için bu klibi çekeceğiz Allah'ın izniyle ya. Peki tarih belli mi? Klipler ne zaman çekilecek? Şimdi bütün yazışmalar bitmek üzere şu anda. Sadece işin maddi konumu kaldı. O maddi konumunu da görüşüldü. Birkaç iş adamıyla görüşüldü. İşte sponsor dahilinde muhtarlarla bir istişare ettik bu işi. Büyük bir ihtimalle yıl başında
yılbaşından sonra 15 gün içerisinde İstanbul'a gideceğiz tabii. Bu arada onu da duyuralım. Üçüncü albüm için gideceğiz. Allah ömrümüzü uzun ederse. Buradan iş adamlarımıza, orada İstanbul'daki iş adamlarımız da buradan kulakları delindi zaten daha önceden. Buradan herkese kucaklar dolu selam söylüyorum. Yöresel kıyafet dediniz biraz önce. Bu yöresel kıyafette bizi bunu armağan eden Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin Tekintaş'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çünkü o bir turizm adamı. Gerçekten sanatçısına, sanatına sahip çıkan bir belediye başkanımız. Sağ olsun. Böyle belediye başkanlarımız daha çok olmasını istiyoruz. Böyle iş adamlarımız daha çok olmasını istiyoruz. Dedik turizmciyim. Ben turizmci olduğum için 22 sene ben bu işte uğraştım. Turizm en alt tabakadan başlar. Tanıtmak, orduyu tanıtmak çok basit bir şey değil. Çok ama çok zor. Biz bu zorluğu başarmamız lazım. Hep birlikte, el ele. Başka türlü ordu nasıl tanıtılır ki? Her şeyimiz var artık. Kayağımız var, 500 otellerimiz yapılıyor. Havalanımız var, teleferiğimiz var. İnsanlar buraya gelmek için can atıyor. O yüzden ne yapacağız? Biz üzerimize düşen sanatçılar olarak klip çekeceğiz. Yayınlatacağız. Bir ay, iki ay gerekiyorsa uluslararası televizyonlarda yayınlattıracağız. Bunlar maddiyat da oluyor. Maddiyat da olduğu için de atıyorum bir program çekersin. Bir sefer yayınlarsın ve iki sefer yayınlarsın. Ama klip olayı farklı. Klip olayı gerçekten çok farklı. Niye? Çekiyorsun, 3 ay yayınlattırdığın kanallar oluyor. Burası veriyorsun, diyorsun kardeşim al şunu, benim klibimi yayınla. Nerede çekilmiş? Burgentepe'de. Bu tanıtımdır. Ve gönlüm ister ki ordunun her ilçesinde bir klip çekelim. Ben değil veya biz değil, eşim değil, tüm sanatçılar herkes bir şeyler yapsın. Yani sanatçı arkadaşlarıma sesleniyorum. Buradan kliplerini orada çeksinler. Sağda solda öyle kliplerini orada çekmesinler. Her şey orada için. Peki Erdoğan Bey, son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Farklı bir konumuz şu anda yok. Bizlere bu zamanı ayırdığınız için, bize zaman ayırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çünkü biz de daha önce buradan programlar yaptık. Memleketimizi tanıttık. Gönlümüz şu anda şunu istiyor. Yeni yıla siz renkli girdiniz. Kanal olarak çok renkliyiz dediniz. Biz de çok renkliyiz artık. O zaman hep beraber renkli olalım. Ordumuz renklensin diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size de. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.